de huzur isteriz. Kavga olmasın isteriz. Değerli arkadaşlarım, yetmedi ben Mart 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a ayrıca bir mektup gönderdim. Olaya dikkatini çektim. Türkiye'deki olaylara dikkatini çektim. Bu olayın bir an önce, Suriye'deki olayın bir an önce durulması gerektiğini söyledim. Savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanlar orada ölüyor dedim. Ve Birleşmiş Milletler'in ağırlığını koymasını istedim. İktidar yapamıyor bakın. Erdoğan yapamıyor bakın. Ama biz söylüyoruz. Bunun yanlış olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söylüyoruz. Yeri gelince üfürüyorsun. Dünya beşten büyüktür diye. E bir mektup yazamadın mı sen? Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi sen? Orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen? Yatıramadın. İçin? Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçten izin alamadığı için. Eylül 2013. Eylül 2013. Şunu söylüyorum ben. Bir devletin sınırları o devletin namusudur. Yeni değil. Eylül 2013'te söylüyoruz. Suriye'de sınır var mı? 900 kilometrelik sınırdan kimin girip kimin çıktığı belli değil. Eylül 2013. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. 900 kilometrelik sınır kontrolsüz bir vaziyette. İnsanlar geliyorlar ellerinde silahlarla. Terör estiriyorlar Türkiye'de. Ve değerli arkadaşlar, göç dalgası geldi. Önce yüz binler aşmaz inşallah diyordu, milyonlar. Milyon, bir milyon olmadı. 3.600.000 resmi rakamlar. Tabii bu 5 milyon, 6 milyon da olabilir. Bilmiyoruz. Kimse bilmiyor aslında. Ne olup ne bittiğini kimse bilmiyor. Ve gelen sığınmacılar Türkiye'de kalmak istemiyorlardı onlar. Gelişmiş ülkelere gitmek istiyor. Türkiye'de ne yapacak? Ekonomisi gelişmiş olan Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gitmek istiyorlar. Ve her birisi Akdeniz'den botlarla batıya gitmeye çalıştı. Ve Akdeniz bir sığırmacı mezarlığına dönüştü değerli arkadaşlar. Bir çocuk bedeninin dalgalarla kıyıya vurduğu fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutmadık. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir. Erdoğan'dır o fotoğrafın sorumlusu. Kimse unutmasın. İkincisi emperyal güçlerdir. Ona da geleceğim. Birazdan ona da geleceğim. Ve Avrupa Birliği bize göndermeyin, önlem alın diye baskı kuruyorlar. 3 milyar avro vereceğiz size diyorlar. Sonra gerekirse biraz daha vereceğiz diyorlar. Kesin bize göndermeyin. Sığınmacılar Avrupa'ya gelmesin. Beylerin rahatı bozulacak çünkü. Ben ne demişim? 12 Mart 2016. O 2016. Efendim diyorlar, AB yetkililerine söylüyorum. Efendim diyorlar, size 3 milyar avro verelim. Suriyelileri siz burada tutun. Afganları burada tutun. Pakistanları burada tutun. Sonra isterseniz size 3 milyar avro daha göndeririz. Biz de diyoruz ki, CHP olarak biz de diyoruz ki, gerekirse 6 milyar avroyu biz size ödeyelim, sığınmacıları siz tutun orada. Evet, resmi res. Resmi res. Resmi çekmesi kişi kim? Ülkeyi yönetenler. Ama ülkeyi yönetenler res çekemiyor. Ülkeyi yönetenler bu konuda ciddi ve tutarlı kararlı adımlar atamıyorlar. 3 milyar avroya insan ülkesini satar mı ya? İradesini satar mı ya? Geri kabul anlaşmasını yapmayın dedik. Yanlıştır bu dedik. 16 Aralık 2013. Bu konuşmamdan bir süre sonra Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasını imzaladılar. Böylece sığınmacılar Türkiye'de kalacak. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa'nın hapishanesi olacak. Bu hale getirdiler. Şimdi açıklama yapıyor İçişleri Bakanı. Daha geçen gün.
Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor. Günaydın beyefendi, günaydın. Günaydın. Dünyadan bu kadar habersiz. İyi de göçmen deposu olmasını isteyen Avrupa Birliği ise o anlaşmayı imzalayan zatın adı ne acaba? Onu bir söylesene. Sen şu anda onun emrinde çalışıyorsun. Neden korkuyorsun? Geri kabul anlaşması yanlıştı, bu başımıza bela oldu diye neden söylemiyorsun? Söyleyebilir mi? Söyleyemez. Söyleyemez. Değerli arkadaşlar, yetmedi biz 2016 Haziran'da göç ve göçmen sorunlarını inceleme komisyonu ve mülteciler konusunda bir komisyon kurduk. Çok sayıda milletvekili, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bu konuyu masaya yatırdık. Ve güzel, tutarlı, kendi içinde tutarlı olan bir raporu hazırladık ve raporu kamuoyuyla paylaştık. İktidarın yapamadığını, bürokrasinin yapamadığını yine tarihin bize yüklediği bir sorumluluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi yerine getirdi. Değerli arkadaşlarım, bir süre sonra Amerika desteğini çekti. Suriye'de Türkiye'ye yönelik desteğini çekti. Tercihini başka yerden yana koydu ve Türkiye'den desteğini çekti. 5 Aralık 2017, Erdoğan konuşuyor. 5 Aralık 2017. Tarihi bir itiraftır. Bu itirafı da hiçbir arkadaşımın unutmasını istemem. Hafızanızın bir yerinde hep diri tutacaksınız. Tarih açısından Türkiye'nin yüz karası olan bir cümledir bu cümle. Diyor, şöyle diyor. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Bunun adımını senden önceki Obama yönetimiyle beraber kurduk diyor. Ne demiştim? Emperyal güçler ateşi elleriyle tutmazlar, maşa kullanırlar. Emperyal güçlerin Orta Doğu'daki maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Evet, Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar. Avrupalılar rahat etsin diye. Bütün terör bizim başımıza kaldı. Vatandaşlarımız perişan oldu. Bugünkü tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve bunu da Erdoğan AK Parti grubunda itiraf etti. İtiraf ettiği için de teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, 15 Şubat 2018 dönem başbakanı Binali Yıldırım tweet atıyor. 3,5 milyon Suriyeli'yi ağırlıyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ve onların Avrupa'ya gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Bunu yaparken terör örgütlerinin Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz diyor. Tweet atıyor. Yani terör örgütleri biz de. Zaten biz terörle içli dışlıyız. Zaten bizim insanlarımızı öldürüyorlar. Bizden de kimse ses çıkarmıyor. Biz sizin hamiliğinize soyunduk diyor. Biz sizin korumalığınıza soyunduk diyor. Kim? Bu ülkenin başbakanı söylüyor. Akıl var mı ya? Aklın kabul edeceği bir olay mı bu ya? Vicdanın kabul edeceği bir olay mı bu ya? Hani derler ya, başına belayı nasıl sararsın? İşte böyle. Ve sardığın belayı nasıl itiraf edersin? İşte böyle. Diyoruz ya, Allah büyüktür diye. Biz söylesek kıyamet kopar. Ama beyler itiraf ediyorlar. 11 Mayıs 2013. Reyhanlı'da bir patlama oldu, hatırlarsınız. Derin bir çukur ve o çukurda bir kadın ellerini havaya açmış. Fotoğraf hafızamın her zaman bir yerinde duruyor. Değerli arkadaşım, 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit, sivil şehit bunlar. 53 kişi. Sorumlusu kim? Günahı kimin boynuna? Suriye'yi bu hale getirenler kim? Emperyal güçlerin taşeronluğunu yapan kim? Şimdi anne ve babalara, bu sivil şehitlere dolayısıyla kaç lira ödeniyor biliyor musunuz? 2022 rakamını vereyim. 270 lira ödeniyor. 270 lira ödeniyor. Dünyaya diyor ya, ben dünya lideriyim diye. En son sırada bile lider olamazsın sen. En son sırada bile.
Ne lideri kardeşim? Lider dediğiniz tutarlı adam olur ya. Lider dediğiniz rüzgar gülü olmaz. Lider de rüzgar gülü olmaz. Rüzgar gülünden lider olmaz. Yani.